Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere haşlanmış yumurta nasıl lezzetli olur, onun püf noktalarını anlatacağım. Öncelikle yumurtalarımızı haşlamak için tavamızı alıyoruz. Ve suyumuzu bir miktar koyduktan sonra içine yumurtalarımızı koyuyoruz. Sonrasında ocağımızı alıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. ...15 dakika kaynayan yumurtalarımızı ocağımızın üzerinden alıyoruz ve suyunu döküyoruz. Haşlanmış olan yumurtalarımızın içine soğuk suyumuzu koyduk kolayca soyulabilmesi için. Biraz beklettikten sonra şimdi soyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Soyma işlemimiz tamamlandıktan sonra kabuklarını kenara kaldırıyoruz. Ben üzerinde böyle tortu kalır diye gene yıkıyorum tekrardan. Yıkadıktan sonra kesme işlemimize geçiyoruz. Kesme işlemimizi bitirdikten sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Yumurtalarımızın kesme işlemi bittikten sonra kızartma işlemine geçiyoruz. Tavamızı ocağımızın üzerine alıyoruz. Ocağımızın üzerine tavamızı koyuyoruz ve ocağımızın altını yakıyoruz. Buna tereyağımızı ekliyoruz. İçerisine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ben nane ile pul biberini tercih ediyorum. Tabii tercih gene size kalmış. Benim ailem böyle yemeği sevdiği için. Güzelce tereyağını eritiyoruz. Eritmiş olduğumuz tereyağımızın içine tek tek kesmiş olduğumuz yumurtalarımızı koyuyoruz. Biraz böyle piştikten sonra üzerine yağsından ilave ediyoruz. İki dakika böyle kızaracak. Hafif altını açıyoruz ocağımızın. İki dakika kızardıktan sonra bir kaşık yardımı ile tereyağımızı, kesmiş olduğumuz yumurtalarımızın üst kısımlarını yağlıyoruz. Eğer böyle almakta zorlanıyorsanız tavayı hafif yan yatırıp bu şekilde de tereyağımızı üzerlerine ilave edebilirsiniz. Tavamızda pişmiş olan yumurtalarımızı servis edebilmek için bir çatal yardımı ile alıyoruz.
Evet, şimdi gördüğünüz gibi leziz mi leziz yumurtamız hazır. Herkese afiyet olsun.